Herkese merhabalar arkadaşlar. Bıldırcınların yanına doğru gidiyorum. Tabi bıldırcınlara taraf giderken Şahmuz'u gördüm. Şahmuz'u şimdi rahatsız etmek istemeden ötürü direktman kayda başladım. Sizlerle paylaşmak için şu an tavuk yemlerinden yiyor. Çok tatlı değil mi? Hayvanlar oldukça iyiler. Şahmuz çok tavlanmış ya. Nasıl etlenmiş değil mi? Kış hazırlık yapıyor hayvan. Öyle anlıyorum. Yağ depoluyor şu an. Kış uykusuna yatacak çünkü. Harikalar diyarında kış uykusuna yatacak Şahmuz. Kış uykusuna yatan tavşan. Şahmuz, kış uykusuna mı yatacaksın? Bembeyazsın da sen. Yem yem ye bağırsız da ya, sen tavuk gibi yem mi yiyirsin? Öyle de güzel yiyir. Öyle de güzel yiyir ki, hele bunun tatlılığına bak. Hele sen bunun tatlılığına bak. Ya sen ne yiyirsin? Doydun mu? Tavuğa rahat vermedi ki Şahmuz bir ağzı tadıyla bir ye. Bir ye ağız tadıyla. Artık karamel büyüsün de arkadaşlar. Evet, bu videomda onu da söylemek istiyorum. Karamel koyduk ismini. %68 ile karamel ismi kazandı. Yani diğer tavşanımızın adı artık karamel. Karamel dedik, karameli de gösterelim. Karamel de bu ara burada takılıyor. Bakın burada. Ot yiyor hem de. Karamel. Ne yapıyorsun kız? Karamel. Şahmuz'dan uzak uzak ne yapıyorsun? Ha Karamel. Karamel, Karamel. Neyse arkadaşlar. Hadi biz gidelim bıldırcınlarımızın yanına. Bugün yani kümese girer girmez bıldırcınları çekeceğim diye girdim. O yüzden sizlerle bıldırcınları çekeceğim. Kaçarı da yok, gıcarı da yok. Kaçarı da yok, güzeli de yok. Bakın, burada bir tane horozumuz var maşallah. Hadi bismillah diyelim ve girelim içeri. Oo, bıldırcınlarımızı bir de göstermiyorum bayağıdır. Dedim bir çekeyim. Maşallah, yumurta salımları devam ediyor. Gerçekten muhteşem. Oo, vallahi ilk defa bir şey gördüm. Şu ne? Ya uzun zamandır bıldırcın besliyorum, bakın bir yıl geçti, beyaz bir yumurta var orada. Hem de bembeyaz. Allah Allah. Bıldırcınlar beyaz yumurta salar mı? Benim bildiğim kadarıyla bıldırcınlar beyaz yumurta, yani beyaz bıldırcın dahi olsa beyaz salmıyor. Haksız mıyım arkadaşlar? Çünkü ben şu an oradaki beyaz bıldırcınları normal çilli bıldırcın yumurtasının içerisinden çıkarttım. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla beyaz bir yumurta var orada. Çok ilginç. Çok ilginç. Şşş. Nice uzlar, Kıbrıslar. Ve şu an merak ediyorum. O nedenden dolayı içeriye girmek istiyorum. Ve gireceğim de. Kimse beni durduramaz. Saklanacağım burada. Biliyorsunuz bıldırcın sevdalısıyız. Maşallah. Yakın zamanda bıldırcınlarla alakalı da bilgi videoları gelmeye başlayacak. Başlıca 2-3 bilgiyle bahsedeceğim sizlere. Şu an Türkiye'mizde bıldırcın üretimi yapmak isteyen arkadaş da çok fazla. Ve kümes hayvancılığında hangi sektöre yönelmesi gerektiğini düşünen arkadaş da çok fazla. Tavuk yetiştiriciliği artı bıldırcın yetiştiriciliği hakkında da sizlere süper bilgiler temin edeceğim. Takipte kalın, kanalda olun arkadaşlar. Şu an bir kargaşa çıktı. Şu sanırsam erkek. Bunu çıkartacağız. Çok fazla erkek var sürüde. Başka da erkek görmüyorum şu an. Şurada var bıldırcınlar. Kesin yumurta salıyorlar içeride. Oradan giriyor, oradan çıkıyor. Oradan çıkıyor, oraya giriyor. Oradan giriyor, oradan çıkıyor, buraya gidiyor. Buradan çıkıyor, oraya giriyor. Oradan girdi, orada 3-2 kişi var. Oradan çıkıyor, bu tarafa geliyor. Neyse ki burada bir tane beyaz bıldırcın yumurtamız var. Onu alıp bakacağım. Evet. Orada da bir tane yatıyor. Acaba yumurta mı salıyor diye merak ediyorum. Ama erkek o ya. Şu, bakın bakın orada da yumurta var mı? Bembeyaz. Yoksa bıldırcın yumurtası değil mi? Yok daha neler. Yoksa bu
Ne yumurtası olabilir? Arkadaşlar bıldırcın yumurtası ama şey yok, benekleri yok. Beyaz bıldırcın yumurtası oluyor mu? Benim bildiğim kadarıyla olmuyor. Allah Allah. Şu an çok şaşkınım ve şaşırıyorum. Gerçekten sizlerden de bekliyorum yorumlarınızı. Aranızda varsa bilen arkadaşlar lütfen şu kısma yardım edin. Beyaz bıldırcın yumurtası oluyor mu? Gerçekten çok merak ettim. Bu beyaz bıldırcın yumurtası neyin nesi? Neden beyaz? Yoksa gerçekten farklı bir cins mi var kümesimizde? Tuhaf. Ama neyse, çok mutlu oldum. Beyaz bir yumurtamız var. Yine harikalar diyarında ilginç ve esrarengiz olaylar devam ediyor. Bunu araştıracağız. Bu kimin? Hanginiz yumurtladınız? Çabuk itiraf edin. Neyse, bunu şöyle yerine bırakacağım. Almıyorum bunu buradan. Belki yine salarlar. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğim. Salmanızı bekleyeceğim ve sizleri gözlemleyeceğim. Kim salarsa tepesine bineceğim. Hiç şansınız yok. Direktman sizinleyim. Hiç şansınız yok. Hepinizi gözlemliyorum. Zigidi bıldırcıncıkçıklar. Gel ben seni bir tane seveyim. Gel ben seni bir tane seveyim mi kardeş? Ha? Seveyim mi? Çabur ya. Tuttum seni. Tuttum oğlum. Tuttum. Nereye kaçırsan? Nereye kaçırsan? Nereye kaçırsan? Tuttum seni oğlum. Ben seni bir tane seveyim mi kardeş? Hacın iyiymiş. Tamam git. Git, istemiyorum seni. Bir tane seveyim. Bir tane seveyim mi sizi? Çok agresifler, o yüzden hiç yanaşmak istemiyorum şu an. Oldukça agresifler gerçekten de. O nedenle aslında biraz da ürküyorum. Aha bir tane tuttum. Aha bir tane tutacağım. Tutamadım, kaçtı. Şu erkekleri azaltmamız gerektiğini düşünüyorum şu an. Anladığım kadarıyla erkek sayısı çok fazla. Beyazlarda erkek var fazladan. Dişiler yıpranıyor arkadaşlar bunların yanında. Erkek bıldırcınlarımız zarar görüyor. O nedenle dolayı çok yakın bir zaman diliminde birkaç erkeği çıkartmam gerekmekte olduğunu varsayıyorum. Yine yani erkeklerden dışarı atacağız. Gel gel bülübem gel. Tamam, tamam. Neyse. Arkadaşlar. Şu mesle çıkıyorum. Bu videomuzun da artık sonuna gelelim değil mi? Yeterli bence. Beyaz bir bıldırcın yumurtası bulduk. Şaşkınız ama mutluyuz. Bu dişi mi? Dişi misin sen? Sen dişisin, tamam. Beyaz erkek bıldırcınların biri çıkacak. Dişi. Tamam halledeceğiz. Çıkalım dışarı. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna gelelim. Bıldırcın yumurtalarımızdan, daha doğrusu bıldırcınlarımızı gördünüz. Beyaz bıldırcın yumurtası var. Bembeyaz bir yumurta salmış. Şaşırdım ama belki vardır. Belki de öyle bir şey var. Ben ilk defa gördüğüm için şaşırttım. Artık sizden bekliyorum cevaplarınızı ve yorumlarınızı. Gerçekten öyle bir şey var mı? Cevaplar da keyfi yerinde. Gıdık da burada bakın. Hadi. Bugün bıldırcın videosuyla girdik işe. Beyaz yumurta gördük, şaşırdık. Şimdi isterseniz sepet kuyruklarımızın yanına gidelim. Aklıma geldi. Bugün hepsini gösteririm. Cappar'a da gösterdim. Herkesi gösteriyorum. Son kez sepet kuyruklar aklıma geldiği için sepet kuyrukların yanına gelmek istiyorum. Ay maşallah, nasıl da büyümüşler arkadaşlar, nasıl da büyümüşler, bunlara bakın. Maşallah maşallah, nasıl büyümüşsünüz da siz. Vallahi çok mutlu oldum şu an ha. Sepet kuyruklar kocaman olmuş. Canlarım benim. Nasıl büyüdünüz da siz 2 dakikada ya? Ha? Çok çabuk büyüyorlar. Çok mutluyuz. Sepet kuyruklarımız artmaya başladı. Büyük ihtimalle de 2 tane oldukları için. Değil mi? Eşler. Genelde dişi erkek oluyormuşlar. Öyle diyorsunuz. Burada da yavrular var. 2 tane de burada yavru var. Uuu, yavrular bitmez. Yine paçalı yavrular var burada da. Maşallah maşallah. Maşallah hepiniz. Oo, burada yeni yavrular var. Bakın dışarı çıkmışlar. O zaman böyle bir 3-4 güne de uçmaya da çıkar bunlar diye düşünüyorum. Değil mi? Yani hemen hemen çıkacaklarlar uçmayalım.
Bu da yeni mi? Bu da yeni. Her yer yeni yavrularla dolu. Çok fazla paçalı güvercinimiz olmuş. Bunları hemen sahiplendirmek gerek. Yakın çevreye. Tamam. Sepet kuyruklar, sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten iyi yavrular yetiştirmişsiniz. Onlara iyi bakın ki nesliniz devam etsin. Bütün kış neslinizden oldunuz yani. Açıkçası gerçekten de sepet kuyruk nesli bir ara tükenmişti. Ama artık varlar. Maşallah. Maşallah. Neyse arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. İnşallah farklı videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.